Öncelikle hoş geldiniz. Çok farklı bir hikayeyle başlayacağız. Bu kırmızı halının TED halısının üzerine koyduğum taşla ilgili bir hikaye. Günün birinde bir tane çocuk sahilde dolaşırken, hayaller kurarken, doğayı, denizi, bir şekilde rüzgarı hissederken bu taşı bulur. O taş o kadar güzeldir ki deniz tarafından o kadar güzel aşındırılmış, karmaşık taşların birleşimi olarak o kadar güzel bir ahenk içerisindedir ki o taşı alır ve onunla beraber hayallerine devam etmek ister. Günler, haftalar, aylar geçer. Derken bu çocuk bir bisiklet almak ister. En değerli şey nedir? Onunla nasıl bisiklet alabilir diye baktığında hayatındaki en değerli şeyin bu taş olduğunu görür bütün hayallerinin, bütün duygularının yüklü olduğu taş. Ve bir kuyumcuya girer. Kuyumcunun içerisinde oldukça varlıklı bir bayan, çok değerli taşlara tezgahın üstünden dokunmadan bakıyordur. Ve çocuk bütün mutluluğuyla girer der ki, isterseniz bu taşı size satabilirim. Ve kuyumcu der ki, elinizde tuttuğunuz taşa bir bakabilir miyim? Bakar ve bu son derece değersiz bir taştır der, çocuğa iade eder. Ama bakın bu taş o kadar güzel ki düz, deniz bunu yapmış, doğal bir taş bu. Çok güzel değil mi der? Elinizdeki taş son derece değersiz bir taştır diye yineler kuyumcu. Ve sonunda çocuk tam çıkacakken kadın omuzunu tutar. O taşı ben satın almak istiyorum der. Ve en değerli taştan daha fazla verip çocuğun elindeki taşı alır. Ve kuyumcu biraz sinirlenir. Bayan söylediğim gibi elinizdeki tuttuğunuz taş son derece değersiz bir taştır der ve orada kadın der ki hayır. Elimde tuttuğum taş bir çocuğun hayalini, bir çocuğun aşkını, bir çocuğun sevgisini barındırıyor. O nedenle bu dükkandaki bütün taşlardan daha değerlidir der. Benim neden bu hikayeyi anlattığımı merak ediyorsunuz. Açık söyleyeyim, şimdi kendi hikayemi anlatacağım. Kendi hikayeme başlamadan evvel cep telefonlarını aşağı bırakıp kucağımızdaki çantaları da aşağı, sağa, sola her şey bırakabilirsek sevinirim. Açık kalan cihazların 10 tanesinden ikisi bozulacak. Sonradan kesinlikle ve kesinlikle hiçbir sorunu kabul etmem. Çünkü iki tane uygulama olacak. Herkes gerilmeye başladı. Şimdi bu uygulamaları sizler yapacaksınız. Bu benimle ilgili bir şey değil. Şunu çok açık söyleyebilirim ki kendi hikayemi anlatayım. Annem işte bir şekilde sezaryen olarak doğuyorum. Annem beni doğururken ölüm döşeğinde oluyor. Çok fazla onun yanına vermiyorlar. Anneye olan özlemim belki o nedenle. Ee, hiçbir zaman emzirilmiyorum. Artık bunu çocuklara yapmamaya çalışıyorlar çünkü o bağ çok çok önemli, özellikle anne ile ilgili. Genetik bir hastalıkla dünyaya geliyorum. 12 yaşında kendimle ilgili bir şeyler fark ediyorum. Dünyada daha fazlası var demeye başlıyorum. 15'imde biri tarafından keşfedilip eğitilmeye başlıyorum. Bu eğitimler birçok farklı ezoterik bilgilerden tutun. Tıbbi, psikolojik, enerjetik birçok farklı eğitime kadar eski bilgileri, Mısır bilgilerini incelemeye kadar gidiyor. Ve artık 20 yaşına geldiğimde binden fazla tekniği öğrenmiş, kendimi adam olmuş zannediyorum. Halbuki öğrenmek hiçbir şey, anlamakmış. Hayatımda öyle bir duruşum vardı ki hiçbir zaman alışamadım dünyaya. Mesela siz dünyanızda eline silah alıp tarayan insanlara kahraman diyorsunuz. Ben can almanın kahramanlık olduğunu hiçbir zaman anlayamadım. Bana göre can bağışlamak kahramanlıktı ya da doğayı katledip dev binalar dikmenin teknoloji olduğunu düşünüyorsunuz. Teknolojik, mantık. Bunun mantığı nerede? Nasıl bir mantık var? Aşk dediğiniz şeyler aşkın yanından bile geçmiyor. Bağımlılığına aşk diyorsun. Sigara içişine haz diyorsun. O nedenle alışamadım dünyaya. Çok korkuyordum. Her gece yatağa yattığımda uykularım kaçmaya başladı. Nasıl bir dünyaya gelmiştim ben? Ve o kadar korkmaya başladım ki her gece gözlerimi kapatıp yatağa yattığımda kendime bir masal anlatmaya başladım. Bambaşka bir dünya masalı. Her gece uykum her kaçtıkça, her korktukça, her karanlık üzerime geldikçe, her bir vahşete tanık oldukça. Seneler geçti. O kadar fazla bu hikayeyi mırıldandım ki o hikayeye inanmaya başladım. Ve dışarıdaki vahşet her üzerime geldiğinde gözlerimi o kadar sıkı kapatmaya başladım ki dışarıdaki karanlık göz kapaklarımdan içeriye sızmasın diye. Ve öyle bir nokta geldi ki hayatımda tamamen dibe vurdum. Öğrendiğim hiçbir şeyi yapamadım. Deliler gibi sevdiğim bir kız arkadaşım vardı. O zamanlar babam batmıştı. Bir buçuk sene çalıştım. Onu görmek için Avustralya'ya uçtum. O kadar ilginç ki kızı görmeme annesi izin vermedi. Ama benim havaalanından çıkıp kızın yanına gidecek param yok. Havaalanı da hiç unutmuyorum. Bizim Atatürk Havalimanı gibi değil. O kadar ufak ki Melbourne Havaalanı. O zaman öyleydi, şimdi nasıl bilmiyorum. Işıkları üzerime kapattılar. Metal bir tane bank üzerinde Gözlerimi tekrar kapattım. Dünyanın öbür ucunda yapayalnız cebimde 30 dolar. Havaalanından dışarıya çıkamıyorum. Beni almaya gelen yok. Ve kendi kendime o hikayeyi mırıldanmaya başladım. Sonra babam çok büyük bir trafik kazası geçirdi. Yaklaşık bir sene yatalak kaldı arkadaşlar. Yoğun bakımın önünde oturdum ve o hikayeyi mırıldanmaya başladım. Bambaşka şeyler olabilirdi. Babalar bu kadar trafik kazası geçirip bu kadar yaşamak için kendilerini öldürmek zorunda kalmayabilirdi. Derken bir süre sonra annem kanser oldu. Annemin saçlarını okşarken ellerinde saçlarının kaldığını gördüm. Öyle bir noktaya gelmiştim ki sevdiğim kız arkadaşımın beyninde tümör vardı. Beni bir senedir aldattığını öğrendim. Babam batmıştı. Annem kanserdi. Çapa'da okuyordum o zamanlar. Fizik tedaviciyim aslında. Hocalarım asla o beyaz önlüğe layık bir insan olamayacağımı söyleyip beni mezun etmemek için karar vermişlerdi. Bu o gün pencere pervazına çıktım. Hayatım bana sunacağı hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. İlgiden tek bir şey göremiyordum. Ve pervaza çıktığımda sadece düşündüm. Bir tane hocamı düşündüm. O hocam senelerini harcadı beni eğitmek için. Ve hiç unutmuyorum, yüz küsür saate sadece altı saat uyumama izin vermişti. Çünkü bana öleceğini, artık bu dünyadan gideceğini söylemişti. Ve pencere pervazında şu sahne aklıma geldi. Ben dizüstü çökmüşüm. Ve hocam bana dedi ki, dünyayı değiştirecek insanlardan biri olacaksın. İnsanlığın kalbine aşk üfleyeceksin. Buna hazır mısın? ve hüngür, hüngür ağlamaya başladım. Hocam çok korkuyorum dedim. Hocam dedi ki her korktuğunda başka bir insanın kalbine cesaret üfleyeceksin. İşte bunu düşündüğümde ağırlık dengemi 3 santim geriye kaydırdım. Ve 3 santim geriye kaydırıp pencereden aşağı indim ve o günden itibaren gece gündüz çalışmaya başladım ama gece gündüz hiç durmadan. Arkadaşlar hapishanelere girdim. Hapishane dediğim bekleme alanı zannetmeyin. Hapishanenin içine, koğuşların içine girdim. Kadın çocuk cezaevine girdim ve öyle bir sahne gördüm ki bir çocuk koştu. Ekipten, bizim ekipten birine koştu, sarıldı ve amca sen dışarısı kokuyorsun dedi. Ve o zaman dedim ki bu çocuk nasıl bir hayat yaşıyor? Annesi tecavüze uğramış, hamile kalınmış, anne babayı öldürmüş. Babanın katili anne ama babası da tecavüzcü. Ve o çocuk dışarısı kokuyorsun dedi. Güneşi görmemiş o çocuk, hapishanede doğmuş. Ve ben o çocuğa güneşi söz verdim. İnsanlara güneşi söz vermek nedir biliyor musunuz? Ve öyle zamanlar geçti ki yaşlılar evine gittim, huzur evine. Onlarla dans ettim, güldüm. Bizi unutmamışlar dediler. Okullara gittim o çocukların 8 saat sırada oturup garip grup bilgiler öğrendiği yerlere bambaşka veliler olabilir, bambaşka bir eğitim olabilir anlattım. Gece gündüz. Ofisi ilk kurduğumda, insana güveni ilk kurduğumda yarısında mobilya yoktu arkadaşlar. Ellerimle monte ettim mobilyaları. Ve o kadar çok çalıştım ki babam o zamanlar batmıştı. Kendi kendime bir şeyleri yapmaya çalışıyordum. 236 gün hiç dinlenmedim. Hiç. Bana diyorlar ki nasıl yorulmuyorsun? Her gözümü kapattığımda, her saniyesinde, binlerce insanın sorumluluğu sırtımda. Senin de öyle. Hiçbir fark yok. Ve o üç santimle hayata geri döndüm. Momentum iki tane ana maddeden oluşur. Bir tanesi hayaldir. Burada gördüğün her şey önce bir hayaldi. Bu sahne, hayaldi. Bu gömlek hayaldi. Oturduğun yerler hayaldi. Hakikat olan her şeyin önce hayalde başladığını anladım. Çünkü insanlığı değiştirebilmenin bilimini araştırmaya başladım. Bayılıyorum. Bana geliyorlar diyorlar ki aman canım düşünce de o kadar önemli mi? Yani biz de inanırız. Hey benim söylediğim şeyler inanılacak şeyler değil. Yer çekimi kadar net şeyler. Bugün bir bebeğin paramparça edildiğini düşün. Saniyeler içerisinde biyokimyan değişmeye başlıyor. Bir bebeğin gülümseyerek sana koştuğunu düşün. Saniyeler içerisinde mutluluk hormonu salgılıyorsun. Soyut olan milisaniyelerde somut olan haline geliyor. O nedenle hayal her zaman için gerçeğin ilk adımıdır. İkinci kısmı hareket. Çok iyi bir hayalim vardı. Çok iyi bir hareketle tamlamalıydım. Ve insana güveni kurdum. İnsanların kalbine aşkı, hayatı, hayali üflemek için. Bir süre sonra Aşkın İstilası adlı seriyi oluşturdum. İlk kitap çıktı. İnsanlar dedi ki, bir haftada yüz bin satmış Metin. Oo çok iyisin dedi. Ben onlara dedim ki, anneme yazdığım bir şiir yüz bin kişi mi okudu? Şimdi milyonların okumasına hazırlanılıyor. Bütün dünyada çıkacak ve Aşkın istilası kaçınılmaz olacak. Diyeceksin ki, çok hayalperestsin Metin. Çok çok hayalperestsin. Bir şey söyleyeyim mi? Bence insanlar daha hayalperest. İnsanlar hala Somalili çocuklar için altın tahtlar üzerinde dua etmenin onlara yardımcı olacağını düşünüyor. İnsanlar hala Afrika'daki, Orta Doğu'daki çocuklara Tanrı'nın elinin uzanıp bir şeyleri değiştireceğini söylüyor. Ben sadece 30 senedir bu dünyadayım. Ben böyle bir masala inanmıyorum. Sen hala nasıl inanabiliyorsun? O zaman Tanrı'nın yeryüzündeki ellerinden biri olduğumu fark ettim ne yapabilirim. İnsanların kalbine bu hayali üfleyebilirim. Ve birazdan kalbinize bir hayal üflemeye başlayacağız. Bu hayal oldukça önemli. Kucağımızdaki her şeyi attık. Çok ufak bir meditasyon yapacağız. Çok kısa. Bakalım kalbindeki hayal nasıl. Gözlerini kapatıyorsun ve başlıyoruz. Gözlerini kapat, öksür. Sadece ve sadece meditasyona başlıyoruz. Kalbinde kimsenin senden alamadığı bir hikaye var. Her gece yattığında sevdiklerine verdiğin bir söz var. Hastalanan akrabalarının gözüne baktığında hissettiğim başka bir ihtimal var. Ve her gece kendine anlattığın bir hayali hatırlamanı istiyorum. Bu salonda ben yalnız değilim. Bunu bana hatırlatmanı istiyorum. Sadece ve sadece kalbindeki hakikati hatırla. Bütün gücünle dünyaya ne sunabilirsin? Kalbindeki neyi üfleyebilirsin? özündeki hakikati anlayabilirsin. Sadece ve sadece kendini sunabilirsin. Bütün kırgınlıkların ötesine geç. Asla vazgeçmedin. Sevmekten, aşktan, hoşgörüden işte onu çıkar. Dünyaya sunabileceğin en değerli şey aslında kendinsin. Kendinle ilgili hayalinsin. Yanılsamanın kalbine hakikatin hayalini üfledik. Sadece hisset momentum iki koldan oluşur. Bu elimdeki taş 19 yaşında tamamen yardım amaçlı gittiğim bir hastamın bana hediyesi. Beyin tümörü olan gencecik, ufacık bir çocuğun hediyesi. Beni bu dünyada en iyi anlayan, benim de anlamaya çalıştığım kişinin hediyesi. Onunla her seferinde hayaller kurardık. Dolanacağımıza, insanlara yardım edeceğimize, başka beyin tümörü olan çocuklara nasıl iyileştiğimizi anlatacağımıza. Olmadı. Ve o çocuktan bana bu kaldı. Sadece 3 santimlik bir taş. Ve bir çocuğun kalbinin derinliğinin 3 santim olduğunu biliyorum. Yetişkin kalbi 6 santim derinliğindedir. Bu iki yerden oluşur, iki alandan oluşur. İlk 3 santimi bir çocuğun hayalidir. İkinci 3 santimi pencere pervazından geriye geçen o harekettir. Ve bu 6 santim dünyayı değiştirebilecek güçtür arkadaşlar. Bugün burada ilk kısmını yaptık. Çok kısa sürede zihnindeki hayali biraz canlandırdık. Şimdi ikinci kısma geçeceğiz. Ne olur dediklerimi yapın. Çünkü insanlar hep çok büyük hareketlerin dünyayı değiştireceğini düşünüyor. Bir şey söyleyeyim mi? Demin beni izliyordun, bu çocuk ne saçmalıyor diyordun. 10 dakika geçti. Artık biliyorsun ki ben bu sahnede yalnız değilim. Sen de benimle berabersin. Sen de bir hayal kurdun. İşte bunu artık konuşan değil, dua eden değil, uman değil, yapanlardan biri olmak istiyorum. Ve fizyolojik olarak senin zihin yapını değiştirmek için bir dizi hareket hazırladım. Biliyorsun fizik tedaviciyim. Yavaşça ayağa kalkmanı istiyorum. Herkes ayağa kalksın. Hadi hızlı. Kollarını açmanı istiyorum. Alo. Kollarını aç ve zıpla. Gülümse biraz. Hadi! Gülümse biraz. Gülümse. Ve sarıl etrafındakilere. anne, baba, arkadaşlarla dünyayı değiştiriyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.